Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'la pozitif gündemi korumak ve ilişkileri geliştirmek için Atina'ya yaptığı ziyaretin her anına sıcak mesajlar, olumlu tavırlar damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Yunanistan Dışişleri Bakanı karşıladı. Miçotakis'le tokalaştığı sırada ise Yunan liderin köpeği adeta rol çaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 yıl sonra ilk kez Yunanistan'ı ziyaret etti. Geniş bir heyetle birlikte Atina'ya varan Cumhurbaşkanı'nı havalimanında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis karşıladı. Erdoğan daha sonra Yunan mevkidaşı Katerina Sakellaropoulou ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hareket etti. Sakellaropoulou Erdoğan'ı kapıda bekledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetris de oradaydı. Erdoğan'ın binaya girdiği sırada Gerapetris'in eğilmesi dikkatlerden kaçmadı. Görüntü kısa sürede Yunanistan'da gündem oldu. Tepkilerin ardından Gerapetris'in danışmanları bakanın bu hareketi Sakellaropoulou için yaptığını ileri sürdü. Toplantıda atmosfer son dönemde iki ülke arasındaki gündem gibi olumluydu. İki lider Türkiye ile Yunanistan arasında başlayan yeni döneme işaret ettiler. Ortak pozitif siyasi irade vurgusu yaptılar. Peşimizdeki yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum. Bardağın dolu tarafıyla konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacaktır. Yunanistan ve Türkiye'nin birlikte çalışmasına artık her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. 6 yıl aradan sonra bugün Yunanistan'da bulunmanız olumlu atmosferi yansıtıyor. Erdoğan olumlu geçen görüşmenin ardından Yunanistan Başbakanlığı'na geçti. Yunan televizyonunun İstanbul muhabirini görünce ayaküstü sohbet etti. Hoş bulduk. Ne var ne yok. Sağ olun. Artık güzel haberler hazırlar. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Erdoğan'ı sıcak bir şekilde karşıladı. Liderler içeri girmeden önce kapının önünde bir kez daha tokalaşıp basına poz verdi. O sırada Mitsotakis'in köpeği Penaat da oradaydı. Erdoğan-Mitsotakis görüşmesi devam ederken iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları da ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.